Evet. İşte Undertale'dan daha çok sevdiğim oyunu alan Undertale 2'nin... Yo, pardon, baştan al. Evet. İşte Undertale'dan daha çok sevdiğim oyun olan One Shot'ın hikayesi. Oyunumuz bilinmeyen karanlık bir yerde Nico isimli bir çocuğun uyanmasıyla başlıyor. Yanında bir bilgisayar var ve onunla etkileşime girdiğinde bilgisayar bize bir şeyler söylemeye başlıyor. Çok geç kaldın. Dünyanın büyük bir kısmı harap oldu. Bu yer asla kurtarmaya değer değil. Hala denemek istiyorsan şunu unutma. Eylemlerin Nico'yu etkileyecek. Görevin Nico'nun buradan çıkmasına yardım etmek. Ve en önemlisi sadece tek şansın var. Bu bilgisayar ilerleyen kısımlarda da karşımıza çıkacak. Ancak şimdilik anladığımız şey Nico'yu buradan çıkarmamız gerektiği. Bodruma inen kapıyı aşıp yerde duran ampulü aldığımızda ampul kendi kendine parlamaya başlıyor. Ancak sonradan öğreniyoruz ki bu ampul bulunduğumuz dünyanın güneşiymiş ve bir süre önce güneş sönmüş. Güneşi kurtarmak ise bizim gönderdiğimiz kullanıcı olan Nico'ya düşüyor. Yani evet, dünyanın tanrısı biziz ve oyunun başındaki bilgisayarda zaten bize sesleniyordu. Oyun bilgisayarınızdaki dosyalardan bilgisayar sahibinin ismini öğreniyor ve o şekilde bize tanrı olarak hitap ediyor. Bu sayede Nico'nun görevini anlıyoruz ve birlikte dünyayı kurtarmak için güneşi dünyanın merkezindeki kulenin en tepesine koymamız gerekiyor. Tabi bu dünyada kalan tek varlıklar robotlar olduğu için ve güneş enerjisiyle beslendikleri için de acele etmemiz lazım. Ancak bazı evcilleştirilmiş robotlar zaten yedek enerji kaynağına sahip olduğu için bize yardımcı oluyorlar. Evcilleştirilmiş robotun ne olduğunu ise tam olarak öğrenmeniz için oyunu oynamanızı tavsiye ediyorum. Zaten koskoca bir oyunu bir videoda tamamen anlatmak çok da mümkün değil. Sağ üstteki karttan videonun Türkçe yamalı oynanışına ulaşabilirsiniz. Oh, reklamı da yaptık. Her neyse. Yedek güç kaynağını geri getirdikten sonra bilgisayar tekrar karşımıza çıkıyor. Ve ilerlememiz için bir kodun lazım olduğunu söylüyor. Ancak kod bu dünyada değil, bizim dünyamızda. Yani oyunu oynadığımız bilgisayarda. Belgeler kısmına koyulan dosyadan şifreyi öğreniyoruz ve bu şekilde ilerleyebiliyoruz. İlerlerken oyunda bazı glitchler görüyoruz ve onlarla temas eden robotlardan varlıkları tamamen alınıyor. Çünkü robotlar koddur. Koddan yapıldıkları için de kodlarını bozacak glitchlere maruz kalırlarsa kendileri de bozulurlar. Ne yazık ki bu bozulmaları düzeltmek Güneş'le bile imkansız. Oyun bazen masaüstü resmimizi değiştiriyor, bazen başka bir programla ilerlememizi sağlıyor. Aslında oyunu bilgisayardan değil de bilgisayarla oynuyorsunuz da denebilir. Macerada ilerlemenizi sağlayan parçaları bilgisayarın içine yerleştiriyor bu oyun. Maceramızda ilerlerken bir yandan Nico ile bir bağ da kuruyoruz. Sonuç olarak o bizim gönderdiğimiz bir kurtarıcı. Hatta onun bu dünyada olma sebebi biziz. Oyunu satın alıp açtığımız için şu anda bu dünyada. Buraya gelmeden önce ise evinde annesiyle birlikte yaşayan bir çocuktu. Ancak biz onu çağırdık ve evinden uzağa götürdük. Bazı kısımlarda Nico yorulduğunda karşımıza yatak çıkıyor ve Nico dinlenirken oyun kapanıyor. Tekrar açtığımızda ise kendisini köyünde annesinin yanında olduğunu görüyor rüyasında. Çok gerçek gibi olduğunu söylüyor bize. Aslında gerçek zaten ve biz oyunu tekrardan açtığımız için oradan geri dönmek zorunda kalıyor. Dünyayı kurtarmak için bu gerçekleri öğrendikten sonra tek dileği eve gitmek olan Nico'yu dünyanın merkezi olan kulede yine bir bilgisayar bekliyor olacaktı. Kuleye girdiğimizde ise bilgisayar maceramızın bittiğini ve yatağa yattığında Nico'ya tekrardan evde olacağını söylüyor. Ancak bilgisayarın dediği bir noktada bizim yaptığımızda çelişiyor. Çünkü herkesin dediğine göre bizim yapmamız gereken şey en tepeye koymak. Güneşi merkezdeki kulenin en tepesine yerleştirmek ki hayat geri gelsin. Bu durumda aslında bilgisayar bizi kandırmaya çalışıyor. Bilgisayar Nico'nun iyiliğini istediği için onu tehlikeye sokmayıp Nico'yu ve bizi kandırıp Nico ile iletişimimizi de kesiyor. Daha önceden Nico ile konuşabilecek durumda olan biz, bundan böyle Nico'ya ne kadar ulaşmaya çalışsak da ulaşamıyoruz. Böyle durumlarda ne yapılacağını öğrendik artık, değil mi? Hemen gidip oyunun dosyalarına bakıyoruz ve siyah bir yonca olduğunu görüyoruz. Yonca sembollü uygulamayı açıp sonra oyunu başlattığımızda ise kendi dünyasında olan Nico ile konuşup onu uyandırabiliyoruz. Rüyasında onunla konuşup onu rüyasında bizim sesimizi duyurup uyandırıp bir anlık korkuya düşürmek pahasına olsa bile onu uyandırabiliyoruz. Bu iş daha bitmemişti. Siyah yoncayı kullanarak bilgisayarın bizi sıkıştırdığı yerden çıkıp en tepeye ulaşmaya çalışıyoruz. Bilgisayar tekrardan bizimle konuşuyor.
Niko'yu korumaya çalıştığını ve aynı anda hem Niko'yu hem de dünyayı kurtarmanın mümkün olmadığını söylüyor. Ya Niko'yu kurtarıp dünyayı feda edeceğiz ya da Niko'yu feda edip dünyayı kurtaracağız. Burada seçimi Niko bize bırakıyor. Her ne kadar gerçek yaşayan bir insan olsa da ve her ne kadar ailesine sonsuza dek dönememekten korksa da bizim adaletimize güveneceğini söylüyor ve biz ne dersek onu yapıyor. Oyun bu şekilde bitmiyor tabii ki. Oyuncu olarak bu son bizi tatmin edemez çünkü. İkisini de kurtarmanın bir yolu olmalı. Her ne kadar böyle düşünsek de artık dünyanın kurtarıcısı olmadığı için oyun hata veriyor ve açıldığı anda tekrardan kapanıyor. Burada bizim oyun boyunca kullandığımız bir yöntem var biliyorsunuz. Bilgisayarı kurcalamak. Dosyalara bakıyoruz, her yere bakıyoruz, oyunun yerel dosyalarına bakıyoruz ve siyah yoncaya tekrardan bakıyoruz. Siyah yoncaya tıkladığımızda karşımıza farklı bir metin çıkıyor. Görevimizi tamamladık ve geri dönmek istiyoruz. Her zaman olduğu gibi siyah yonca bize yardım ediyor ve mevcut kayıt dosyamızın nerede olduğunu söylüyor. O kayıt dosyasını bulup sildikten sonra ise gerçek oyun işte o zaman başlıyor. Dünyayı kurtarmıştık ve tek şansımız vardı. Ancak biz bu kuralı kırdık. Ve Niko'nun ise hafızasında bazı parçalar kırık kaldı. Oyunu bundan sonra oynamanın iki yolu var. Gidip bir önceki sefer yaptığımızın aynısını yapabiliriz. Ya da siyah yoncalı günlüğü ve programı dinleyerek oyunun gerçek sonuna ulaşabiliriz. Eğer gerçek sonu da merak ediyorsanız yorumlarda bunu belirtin. Çünkü o kadar derin bir hikayesi var ki onun için başka bir video yapmam lazım.